Herkese merhaba, Alberson YouTube kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Alberson'la olarak birçok konu hakkında uzmanlarımızı kanalımızda ağırlıyor. Onlardan da merak ettiğimiz konular hakkında bilgiler alıyoruz. Kanalımızda sıklıkla bahsettiğimiz konulardan biri de genel ismiyle marka. Bundan önce zaten birçok video çekimi gerçekleştirdik bahsettiğim gibi. Marka tezisi nedir, lehey sistemi nedir, metaverse'de fikri haklar, patent gibi birçok konuda da konuştuk. Bugün de Alberson Origins kapsamında gerçekleştiriyor olduğumuz Alberson'a soruyor programımızda tanınmış marka konusunu işleyeceğiz. Bunun hakkında da bize bilgi vermek adına kıdemli marka vekili Deniz Yılmaz bizlerle birlikte. Deniz Hanım, hoş geldiniz kanalımıza. Hoş bulduk Şevval Hanım, teşekkür ediyorum. Deniz Hanım, direkt sorumu sormak isterim size. Özel korunan markaların, tanınmış markalar, WIPO koruması ve Türk koruması olarak bir tane başlık altında değerlendirildiğini biliyoruz. Tanınmış marka koruması bu kapsamda nedir? Bize daha detaylı anlatabilir misiniz? Tabii Şevval Hanım. Tanınmış markalarla ilgili biz de oldukça soru alıyoruz. Tanınmış marka başvuruları, başvurunun nasıl yapıldığı, bunun avantajları ne oluyor şeklinde. Aslında ben tanınmış markaları anlatırken genelde müvekkillerimize, danışanlarımıza da aynı mantıkla ilerlemeye çalışıyorum. Biliyorsunuz marka tescili dediğimiz şey, bu Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde yaptığımız marka başvuruları, marka sicil kaydı tescil belgesinin temini gibi hani birçok kullanıyoruz. Orada Türk Patent ve Marka Kurumu'nda da aynı şekilde geçerli. Yurt dışında da aynı şekilde geçerli. Biz bir marka tescil talebinde bulunuyoruz ve bunu sicile kaydettiriyoruz aslında. Fakat tanınmış markayı ya da tanınmış marka korumasını ben tanınmış marka sicil kaydını indirgemeden biraz daha takip edilmesini önemsiyorum. Genellikle de böyle anlatıyorum. Çünkü tanınmış marka sicili, tanınmış marka kaydı, tanınmış marka başvurusu, artık bunu nasıl hani dillendirirsek, zaten Türkiye dahil birkaç ülkede uygulaması olan bir uygulamada, bir uygulama, dünya genelinde örnekleri sınırlı olan bir uygulama ve tanınmış marka kriterleri de tabii ki ülkeden ülkeye kriterleri, tanımı değişen bir durum. Çünkü tanınmışlık hepimizin tahmin edeceği gibi her somut olayda farklılık gösteren, zamanla da değişen bir olgu. Çünkü bugün tanınmış marka olarak ya da tanınmış marka kriterlerinde sayacağımız markalar bugünün dijital dünyasında geçmişe oranla çok daha farklı. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz ki tanınmış markaların ulusal ve uluslararası düzenlemelerde yapılmış pek çok tanım mevcut. Dolayısıyla hangi ülkede geçerliliği var, nasıl tanımlanıyor, bunun kriterleri nedir ya da o anki somut olay nedir, buna göre farklılık gösterdiğini bilmemiz gerekiyor ve buna göre değerlendirmemiz gereken bir olgudur şeklinde açıklıyorum ben de. Tanınmış markayı ise bugün Sınai Mülkiyet Kanunu çerçevesinde ya da Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde kriterlerinde incelemeye çalışacağız. Genel olarak da tanınmış markayı şu bakış açısıyla incelemekte fayda olduğunu düşünüyorum. Tanınmış markamızdan, tanınmış marka korumamızın avantajlarından, marka incelemesinin herhangi bir aşamasında, özellikle yayın ve itiraz, yayına itiraz, hükümsüzlük aşamalarında öne sürülen iddialar temel alınarak değerlendirmemiz gerekiyor. Yani ne demek istiyorum? Esas amacımız tanınmış marka tescili alarak markamızı tanınmış marka statüsünde tescil ettirmek, kaydettirmek değil. Yani buradaki esas hedeflediğimiz konu bu değil. Olası bir haksız yarar sağlanması durumunda kendi haklarımızı saklı tutmak, kendi haklarımızı tam kapsamlı, daha kapsamlı, daha güçlü bir şekilde korumak amacında. Biz burada tanınmış marka korumasından söz ettiğimizde niyetimiz tümüyle haklarımızı başkasının bizim tanınmışlığımızdan faydalanmasını önlemek amacıyla kullanmak üzerine kurguluyoruz. Peki burada ufak bir şeye de değinmemiz gerekiyor tabii. Haksız bir yarar sağlanması ne demek? Biz bununla neyi kastediyoruz? Burada karşı tarafın, yani haksız yararlanan tarafın
tanınmış markanın sahip olduğu müşteri potansiyelinden, reklam gücünden, tanınmışlığından, değerinden, piyasadaki yüksek katma değerinden haksız bir çıkar sağlaması durumu. Burada nasıl bir kurgu oluşuyor? Şimdi tüketiciler tanınmış markaya bir güven duyuyorlar. Yüksek bir itibarı var. Tüketici bu marka adı altındaki ürünleri ya da hizmetleri bir güven duygusuyla alıyor. Bir sorgulamaya tutmuyor. Artık kafasında oturmuş bir marka algısı var. Sahibiyle bir bağlantı kuruyor. Markayla kendisini özdeşleştiriyor ya da oradan aldığı ürüne ya da seri markalarını artık bu başvuru sahibinin, tanınmış marka sahibinin bir güveni var. Dolayısıyla kötü niyetli bir kişi ya da bundan haksız faydalanmak isteyen bir kişi bu bağlantının, bu itibarın, bu güvenin, bu gücün güçten haksız yere faydalanmak istiyor. Dolayısıyla esas olarak biz tanınmış markayı böyle bir durumla karşılaştığımızda, bu haksız bir yarar elde etmesi durumunda engellemek amacıyla kullanıyoruz. Tanınmış marka sahibiysek eğer, tanınmış markamızın varoluşu ile yani markamızın yoğun ve uzun süre kullanımı sonucu tüketici nezdinde ayırt edicilik kazanmış olması haliyle biz örneğin markamızın farklı bir sınıfta, biliyorsunuz sınıflandırma sistemlerini de anlatmıştık. Başka biri tarafından aynı marka sahibi, bağlantısı, aynı marka ile ilişkili olgusunu ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Şimdi bu söylediklerimi biraz daha somutlaştırmak istiyorum. Örneğin biz bir deriden mamul ürünler üreticisiyiz. Yani deri ayakkabı üretiyoruz, deri çanta üretiyoruz, deri cüzdan üretiyoruz ve markamız artık tüketim nezdinde oldukça tanınmış durumda. Tüketici artık bizim yaptığımız bu ürünlerin sağlamlığına, kalitesine güveniyor. Koşulsuz bir şekilde, sadık bir şekilde bizden alışverişler yapıyor. Bizimle bir bağı var marka anlamında ve çok da yüksek bir reklam gücümüz var. Hani bu anlamda reklam, tanıtım, pazarlama faaliyetleri anlamında da markamıza yatırım yapmışız. Artık tüketiciyle aramızda bir güven bağı var. Fakat ne dedik? En başına söylediğimiz gibi biz deriden mamul ürünler üretiyoruz. Yani çantalar, ayakkabılar, cüzdanlar gibi, eldivenler gibi. Fakat bizim markamızla aynı isimle farklı bir alanda, bu alakalı olmak zorunda değil illaki, alakasız bir alanda olabilir. Örneğin bir eğitim sektöründe bir hizmet veriyor olabilir. Tabii ki dediğim gibi ben şu anda örneklendirerek biraz somutlaştırmaya çalışıyorum ama yine de bu olay gerçekleştiğinde oradaki somut olaya bakmamız gerekiyor ama diyelim ki bizim markamızla bir eğitim hizmeti veriyor. Şimdi bizim esas önüne geçmek istediğimiz şey bizim markamızın bu tanınmışlığından faydalanarak bu hizmeti alakasız bir hizmet için, ilişki olmayan bir hizmet için dahi olsa bizim markamızın bilinirliğinden faydalanmamasını sağlamak. İşte böyle bir durumda biz tanınmış marka tescilimizi de iddialarımız arasına koyarak bu temellerle itirazımızı öne sürüyoruz. Tanınmış markanın en büyük gücü dediğim gibi aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önce tahlil marka sahibinin itirazı üzerine bu başvurunun reddini sağlamak, hükümsüzlüğünü sağlamak amacıdır. Tanınmış markayı kısaca böyle özetleyebilirim Şevval Hanım. Son bir tanım da yapmam gerekirse eğer birazcık daha netleşmesi için bu Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde de tanınmış markaların genel olarak yapıldığı bir tanımıdır. Bir kişiye veya girişime sıkı bir biçimde bağlılık, güvence, kalite, reklam gücü, yaygın bir dağıtım ağına bağlı müşteri ve diğer subjektif ilgi ve ilişkiler ayrımı yapmadan
coğrafi sınır, kültür ve yaş farkı gözetmeksizin aynı çevredekilerce refleks halinde belirlenen bir çağrışım. Tanınmış markalarla ilgili Türk Patent ve Marka Kurumu açıklamalarında, sitesinde de yer alan tanım bu şekildedir. Aynı özetlediğim gibi biraz önce, tanınmış markanın bir tanımı var. Bu tamamen ürün ya da hizmetle ilgili kişi ya da girişime sıkı bir biçimde bizim tüketicimizin ya da bunun kullanıcılarının bağlı olduğu, güvendiği, kalitesine, reklam gücüne, işte dağıtım ağına, lojistiğine bağlı müşteri ve diğer hitap ettiğimiz tüketici kişilerini hiçbir ayrım gözetmeksizin refleks halinde yaptığı çağrışımın karşılığı tanınmış marka. Bizim burada tanınmış marka tesciliyle yapmaya çalıştığımızda aslında markamız için bir tescil süreci almak, tescilini sicile kaydettirmek değil. Bizim bu tanınmış markamızla ilgili yapacakları haksız bir eylemi durdurmak üzerinedir. Deniz Hanım çok teşekkürler. Tanınmış markanın olduğunu anladığımıza göre kriterlerini de duymak isteriz. Bize tanınmış marka kriterlerinden de bahsedebilir misiniz? Tabii ki Şevval Hanım. Şimdi bir markanın tanınmış statüsünün kabul edilebilmesi için tanınmış marka statüsünde sayılabilmesi için Türk Patent ve Marka Kurumu'nun belirlemiş olduğu bazı kriterler var. Bizim bu kriterleri karşılıyor olmamız ve karşıladığımızda tabii ki gösterebiliyor olmamız gerekiyor. Bu başvurumuzu yapmadan önce. Bunu yine ben şu anda tabii ki sözlü olarak anlatacağım ama incelemek isteyen izleyicilerimiz olursa markaların tanınmışlık düzeyleri ile ilgili esaslar ve uygulaması diye geçer kayıtlarda. Bu Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanlığı'nın önderliğinde yayınlanmış, yürürlüğe girmiş bir uygulama, esas ve uygulama metnidir. Burada yaklaşık olarak bir 18 tane kriter var. Ben şimdi bu kriterle birazcık ne demek istiyor bize, ne bekliyor, bunları biraz özetlemeye çalışacağım. Ama detaylı şekilde incelemek isteyenler olursa Türk Patent ve Marka Kurumu'nun sitesinde esasları metin olarak indirebilirler. Şimdi burada tanınmış markanın tabii ki bir kendi faaliyet alanında bizim tescilli markamız var olduğunu göstermemiz gerekiyor. Markamızın kullanım süresinin, yani markanın tarihçesi şu tarihten itibaren, işte tabii ki değişmiş olabilir, evrilmiş olabilir ama o tarihçeyi göstermemiz gerekiyor. Kullanım süresini göstermek amacıyla marka tescilinin ve markanın kullanımının yayıldığı coğrafi alanı, kapsamı, bu yurt içi ve yurt dışında, yani tescillerimiz nerelerde, nerelerde çokça kullanıyoruz, nasıl kullanıyoruz, bunları göstermemiz gerekiyor. Markamızın ya bunları gösterirken tabii ki piyasadaki yaygınlığını, pazar payını, yıllık satış miktarını, bu hizmeti nasıl kullanıyorsak onların yayılımını göstermemiz gerekiyor. Yani buraya kadar neyi anlattım? Markanın bilinirliğini anlattım. Promosyon çalışmaları olabilir, reklamlar dahil edilebilir. Markanın tanıtımını gösteren, hani direkt böyle belki bir televizyon, billboard vesaire, basılı reklam, işte gazete ilan, dergi ilan gibi olmayabilir ama artık biliyorsunuz dijital dünyada daha şey kullanıyoruz, yani böyle sosyal medya reklamları kullanıyoruz, internet ortamındaki reklamları kullanıyoruz. Bunlar olabilir. Fuarlar olabilir. Yine yayın, şey, reklam tanıtımı diye düşündüğümüzde bunları gösterir, markamızın bilinirliğini gösterir. Evrakları bir araya getiriyoruz. Artı tüm yurt içi ve yurt dışı tescillerimizi de getiriyoruz. Buraya kadar tanınmışlık, bilinirlik üzerine konuştuk. Artı eğer varsa devam eden, sonuçlanmış bir dava, bir mahkeme kararı, markanın koruması yolundaki etkin çabalar. Yani burada şeyi sorguluyor bizden. Takip ediyor muyuz markamızı? Bir ihlal olduğunda müdahale ediyor muyuz? Bir haksız rekabet olduğunda müdahale ediyor muyuz?
markamızı tam kapsamlı korumaya yönelik aldığımız aksiyonlar neler? Burada devam eden bir mahkemede olabilir, tamamlanmış bir karar olabilir, tanınmışlık karar dışında tabii ki. Bunları sunabiliriz. Markamızı takip ettiğimizi göstereceğiz. Markamızın koruması için gösterdiğimiz çabayı vurgulamamız gerekiyor. Bunun dışında markanın, tasarımsal markanın orijinalliği ile ilgili çalışmalarımızı göstermemiz gerekiyor. Markamız ne kadar orijinal, ayırt edicilik niteliği nedir? Markamızla ilgili bir kamuoyu araştırması yaptık mı? Tanınmışlığını, bilinirliğini ölçtük mü? Bunları yaptıysak bunların tabii ki sonuçları, bunları göstermemiz gerekiyor. Markamızın sahibi firmamıza ilişkin özellikleri göstermemiz gerekiyor. Firmamızın büyüklüğünü, işte çalışan sayısını, cirosunu, yurt dışında sahip olduğu dağıtım kanallarını, şubelerimizi, firmamızın, markanın ait olduğu firmaya ait özellikleri göstermemiz gerekiyor. Markamız kullanıldığı mal ve hizmetler ile özleşiyor mu? Dediğim gibi tasarımları kelime ya da şekil olarak görüldüğü andaki refleks belli bir ürünü çağrıştırıyor mu? Belli bir kaliteye veya statüye işaret ediyor mu? Ne kadar özgün, ne kadar orijinal? Markamızla ilgili aldığımız bir ödül var mı? Kalite ödülü olabilir bu, mavi bayrak olabilir, çevre ödülü, işte TSE, TSEK vesaire, ISO gibi markayla direkt ilişkilendirilmiş gibi tanınmışlık düzeyini ölçen, markamızın kullanıldığını ölçen, markamızın bilinirliğini ölçen, bizim firma olarak tanınmışlık düzeyimizi ölçen, markamızı ne kadar sahiplendiğimizi ölçen bu 18 kriteri. Ben şimdi özetle birkaç önemli noktalarımı vurgulamaya çalıştım ama tümüyle böyle bir dosyayla, böyle bir belgeyle bizim tanınmışlık başvurumuzu gerçekleştirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bizim işte sadece sektörde ben çok bilinen bir markayım demek bizim tanınmışlık derecemizi belirlemiyor. Bunu bizim gerçekten belli ölçümlerle, belli araştırmalarla, belli yaygınlaşmayla ispat etmemiz gerekiyor. Buradaki hedefimiz, yani Türkiye'de tanınmış bir marka olmak evet bir hedef ama buradaki esas hedefimiz dünya çapında tanınmış bir marka olmak. Beklentim bu yönde. Markamızın bizim için ne kadar önemli olduğunu göstermemiz bir beklenti içerisinde. Dolayısıyla bizim zaten tescilli bir markamız var ve sadece tescil edildiği mal ve hizmet sektörü için bu markayı koruyoruz. Bu şekilde de o sektörde bulunan, aynı işi yapan diğer markaların bizimle birlikte var olmasını engelleyebiliyoruz. Ama tanınmış markayla kazandığımız koruma sadece bulunduğumuz mal ve hizmet sektörü için değil, aynı zamanda tüm mal ve hizmet sektörleri için bize bir hak verdiğinden burada bir toplum bilinirliği, bir dünya çapında yaygınlık, bir refleks tanınmışlık. Yani bu markayı refleks olarak kullanıma sahip olmak, kullanımda tutmak, ürüne sahip olmak, hizmeti refleks olarak almak anlamında da yüksek düzeyde bir tanınmışlık gücü bekliyor. Bu kriterleri sağladığımız markalarımız için de biz tanınmış marka başvurusunu gerçekleştirebiliyoruz. Yani aslında tanınmış markanın sicile kaydını gerçekleştirebiliyoruz. Deniz Hanım, tanınmış markalar hakkında araştırma yapılabilir mi? Evet, yapılabilir. Biliyorsunuz Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan biz bir araştırma yapmak istediğimizde araştırma sekmesi var. Şu an ekranda da yansıtıyoruz onu. Markalar için, tasarımlar için, patentler için detaylı araştırmalar yapabiliyoruz. Bu tabii ki bir marka konusu olduğu için marka alanından araştırmamızı gerçekleştirebiliriz. Araştırma bölümündeki tanınmış marka koruma tipini seçerek araştırma yapıldığında Türkiye'deki tanınmış marka statüsü kazanmış, tanınmış marka statüsündeki sicile kaydedilmiş markaları listeleyebiliyoruz. Burada zaten eğer ilgilenenler araştırma yaparsa o tanınmış markalardan herhangi bir tanesine tıkladıklarında aslında sınıflarının
birden 45'e kadar olduğunu, yani tanınmış marka statüsünde olduklarını belli eden özel numaralandırmalarla tanınmışlık sicillerinin gösterildiğini görebilirler. Tanınmış markanın dolayısıyla hani incelendiğinde de bu söylediklerim bir anlam kazanacaktır tabii ki. Bu şekilde bir tanınmış marka statüsü kazanmış ve tescile girmiş, özel bir korumadan faydalanan bir markanın isminin değersizleştirilmesi, itibarının değersizleştirilmesi noktasında bizim bu sicilde kayıtlı olmamız, açacağımız ya da yürüteceğimiz bir işlemde elimizi oldukça kuvvetlendirecektir. Araştırma yapıldığında eğer tanınmış marka olarak kabul edilen markaları listelerinde çıkıyorsa, eğer başvuru yapılmadan önce biz yani tanınmış bir markaya değiyor muyuz diye değerlendirildiğimizde, gerçekten faaliyet alanı gözetmeksizin o markadan uzaklaştırmak başvuru sahibi adına faydalı olacaktır. Biraz toparlayayım söylediğimi, biraz karışık oldu gibi hissediyorum. Şöyle, biz bir başvuru yapacaksak, marka araştırmamızı gerçekleştirdiğimizde, hani faaliyet alanımızda gerçekleştiriyoruz ya, örneğin biz tekstil sektöründe bir marka başvurusu yapacaksak, elbette genel bir araştırma yapıyoruz ama genelde araştırmayı kendi yapan başvuru sahiplerimiz böyle 25. sınıf olarak spesifik bir araştırma yapıyorlar ki doğru yanlış bir strateji değil. Önümüzü belki 25. sınıfta değen bir şey görmüyoruz ama tanınmış markayı da kontrol ettiğimizde biliyoruz ki biz tanınmış markalar aslında bütün sınıflar için, bütün faaliyet alanları için bir tanınmışlık statüsü kazanıyor ve biz bu tanınmış markaların isimlerini kullanarak bir haksız bir yarar sağlayan pozisyonuna düşmememiz için, biz bilsek de o marka aslında bizimle aynı faaliyet alanında değil, diyelim ki araba üretiyor ve biz tekstildeyiz. Bir araba markası bu, biz şöyle düşünmemeliyiz bunu. Ben tekstildeyim, bu markanın tanınmışlığı araba üretiminde. Dolayısıyla ben aynı faaliyet alanında değilim, yan yana gelmiyorum vesaire gibi bir yorumda bulunmamalıyız. Tanınmış markası olarak kabul edildiyse bir özel, bir diğer markalara kıyasla özel bir koruma sağladığını ve esas amacının da aynı faaliyet alanında olmasa bile kendi markasının isminden, gücünden, itibarından, ederinden, değerinden faydalanmaya çalışanları durdurma yönünde olduğunu bilmemiz ve buna göre oralardan uzaklaşmamız gerekiyor başvuru sahibi tarafında olarak. Ben birkaç tane örnek verebilirim tanınmış markalara. Hepimizin bildiği, Türkiye'de tanınmış markalar yine araştırma sonucunda görecek, T ile başlayan bir marka kodu kullanıyorlar başvuru numarası olarak. Farklı sektörlerde de birçok tanınmış markamız var. Gıda sektöründe örneğin tiryaki, çay, damak, popkek, falım gibi tanınmış markalar görebilirler. Kozmetikte Gratis Watson gibi, teknolojide Arçelik, Ebay gibi birçok da tanınmış marka. Hani bu çok çeşitlendirebilir. Birçok tanınmış markalar var. Araştırmamızı gerçekleştirmekten sonra tanınmış markayla ilgili kazandıkları özel korumayı da aklımızda tutarak faaliyet alanımız aynı olmasa dahi bu markalardan uzaklaşmamız gerekiyor şeklinde araştırmanın önemini de bu şekilde aktarabilirim Şevval Hanım. Deniz Hanım, benim başka sorum kalmadı. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Kanalımıza konuk olduğunuz için de çok teşekkürler. Rica ederim Şevval Hanım. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere demeden önce izleyicilerimize sorularınız varsa, izleyicilerimiz sorularınız varsa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Sorularınızı cevaplıyor olacağız. Ayrıca böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.